Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine ve daha ayrıca neden olduğunu da birazdan göstereceğim. TUKAŞ Gıda'yı inceleyeceğiz. TUKAŞ Gıda'nın öncelikle temel analizini ardından grafik üzerine teknik analizini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakacağız. TUKAŞ Gıda ve gıda ve enerji tarafı neden şu sıra yoğun bakıyorum? Çünkü bu taraflarda fırsat olduğunu düşünüyorum. Dünya üzerinde gıda tarafında da biraz sıkıntılar olduğu için biz de bizim tarafımızda ne tarafları pozitif anlamda kullanabiliriz diye oraya bakıyorum. Şimdi analize geçmeden önce dostlar sizlere ufak bir tüyo vereyim. Borsa İstanbul'da hisse senedi alım satımlarınızı komisyonsuz şekilde yapabilirsiniz. Aşağıya Midas aracı kurumunun linkini bırakıyorum. Tek tıkla gidin arkadaşlar, üye olun. Komisyon ödemeyin. Komisyonunuz yerine hisse senedi alın arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Şimdi niye ben seçtim TUKAŞ'ı? Şimdi gıda tarafında şöyle bir puanlama mantığıma göre bir puan sıralamasına soktum arkadaşlar. Belli bilanço temel rasyolara göre. Birinci Ulu Un geldi. Ulu Un'u zaten yaptık. Kanal da yüklü. Bir 10 gün falan oldu yanlış hatırlamıyorsam. 10-15 gün. İzleyebilirsin. İkide de TUKAŞ geldi. Bir de birkaç arkadaşımız üst üste yazmıştı. Hemen bakalım dedik. Şimdi TUKAŞ'a bakarsak dostlar. Betası 0.59'muş, 0.58. Değişen bir şey yok. Yani BIST'e göre hareketleri yavaş arkadaşlar. Yani borsa çıkarken yavaş çıkıyor, düşerken yavaş düşüyor. Halka açık oranı %33. Hisse sektör gıda. Pazar adı Yıldız Pazar'dı arkadaşlar. Cari oran 1.5'muş, 2'ye yaklaşmış. Gayet iyi. Likit oran 0.68'den 1'in üstüne çıkmış. Güzel. Nakit oran 0.7'ymiş. 5.5'lara çıkmış. Şirketin cebindeki para da artmış. Aktif karlılık 11.5'tan %43'lere çıkmış. Muazzam bir artış var. Esas faaliyet kar marjı 16'dan yani %16'dan %41'e çıkmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 25'lerden 47'lere çıkmış. Güzel. Net kar marjı yaklaşık %9'dan %46'ya çıkmış. İşte marketlerdeki ürünlerdeki pahalılığın getirisi. Neyse. Öz sermaye karlılığı 25'ten 75'e çıkmış. Yani TUKAŞ geçen yıl aynı dönemde %25 büyüyorken şu anda %75 büyüyerek yoluna devam ediyor. Tebrikler. Birazdan ilgili sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafında detaylıca inceleyeceğiz arkadaşlar. Hisse başı kar 42 kuruştan 1.44'e çıkmış. Güzel. İnelim aşağıya doğru. PEG oranı eksiymiş. Şu an 0.02. Ciddi bir büyüme potansiyeli bulunduruyor. Detaylı onu söyleyelim. ROIC oran 15'miş, 39'a çıkmış. Yani burada da öz sermayesini daha verimli kullanmaya başlamış. Daha demeyeyim çok çok verimli kullanmaya başlamış. Ve şu 0.02 ciddi manada böyle ne diyelim yıldızlı diyelim buraya. Ciddi büyüme potansiyeli bulundurduğunu gösteriyor şirketin arkadaşlar. İnelim aşağı doğru. Stok devir hızı 1.43'müş, 2.38'e çıkmış. Ürettiği malı çok hızlı satıyor. Aktif devir hızı 0.81'den 1.16'ya çıkmış. Bundaki artış zaten genel manada çok çok pozitif karşıladığımız noktalar. Şimdi biz TUKAŞ'ın şeyini tanımayız. Yani sahibi kimdir, yöneticileri kimdir ama nasıl yönetildiğini bir şekilde görebiliriz. Bakın net satışları barlarda görüyorsunuz şuradaki. Her çeyrekte artıyor. Her çeyrek artarken esas faaliyet karı da artıyor. Güzel. Hep ikinci çeyrekler bazındaki barlara bakarsak şurada artıyor. Bir tık sabit sonra ciddi artıyor. Aynı şekilde karda da aynı hareketi görüyoruz. Demek ki doğru yönetiliyor. Amortismanların satışların maliyetine oranı 3.16'ymış. Şu anda 2.09. Ciddi manada güzel bir düşüş yaşatmış. Burayı da çok güzel olduğunu pozitif karşıladığımızı söyleyelim. Yabancı para pozisyonlarına bakarsak yabancı para varlığı yükümlülüğü tarafında varlıkları yükümlülüğün neredeyse 2.5-3 katında pozitif. Yabancı para net pozisyonda artı pozisyonda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toplam borç durumuna bakarsak %49'muş. Şu an %37'lerde. Borç durumunu da azaltarak geliyor. Bakalım süper bilanço diyeceğiz gibi duruyor. Geleceğiz, izleyeceğiz. Şimdi sektörüne göre bakarsak sektörün fiyat kazanç oranı gıda sektörü 27'lerde. TUKAŞ 12. Ucuz. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektörün üstüne çıkmış. Sektör 4.5. TUKAŞ 6.7. FDFAV'ye bakarsak sektör 15.5. TUKAŞ 13. 3 rasyonun ikisinde uygun kalıyor. Fakat şunu söyleyeyim. PEG rasyosu, PEG sayısı 0.02 ile aslında bir pahalılığının yanında ciddi büyüme potansiyeli bulunduğunu bizlere söylüyor. Şöyle bir bakalım tümünden. Sektör nerede? Sektör burada. TUKAŞ da aşağıda muhtemelen. Evet. Sektörün net kar marjı %12 görünüyor. TUKAŞ %37. Sektörün üstüne. Sektörün aktif devir hızı 134.
TUKAŞ 116 sektöre yakın. Sektörün aktif karlılığı %13. TUKAŞ %43 sektörün üstünde. Sektörün borç durumu %57, TUKAŞ 37. Sektörün borcunun altında. Sektörün büyümesi %24, TUKAŞ %75. Sektör içinde seçilecek, zaten daha demin de gösterdim, İki nolu hisse olduğunu sizlere söyledim. Baktığımız vakit geçen yıl ikinci çeyreğinde 802 milyon liralık bir net satış varken şu anda 1,8 milyarlık bir net satış var. Çok ciddi bir artırmış orayı. Esas faaliyet kârı 170 milyondan 670 milyona çıkmış. Değer yatırımcısı arkadaşlara da şey söyleyelim. F skorumuz 6'ymış, 8. En iyi rakama gelmiş. Gayet güzel. Şimdi Fastweb Mali Analiz Pro uygulamasında bu kadardı. Şimdi gelin özeti geçeceğim ama Fintables tarafında bakalım. TUKAŞ'ın karnesine bakarsak değerli dostlar, karlılık 6'da 6 almış. 3. çeyrekte daha ciddi gelecek, onu da söyleyeyim. Büyüme 6'da 4, borçluluk 6'da 5. Gayet güzel. Yabancı takasa bakarsak, yabancı takasta Eylül ayında ve Ağustos ayında yabancılar 1,5 milyon lot ortalamayla ürünü satmışlar TUKAŞ'ı. Ama Ekim ayında aldıklarını düşünüyorum. Ekim verisi gelince bakacağız arkadaşlar. Sonuç olarak TUKAŞ süper bilanço açıklamış. Bu performansın ben devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi gelin hızlıca teknik analizde bir bakalım. Arkadaşlar merhabalar. İçeriğimize çok ufak bir ara veriyoruz. Sizlerin hayrına olan bir işlem için. Borsa İstanbul Midas borsasında işlemlerde. Arkadaşlar artık Midas borsasında, Borsa İstanbul'da hisse alım satımı yapabilirsiniz. Hem de yıl sonuna kadar ücretsiz, komisyonsuz bir şekilde arkadaşlar. Malum biliyorsunuz Midas borsası Amerikan borsalarında hisse senedi alım satımı için, fon alım satımı, ETF alım satımı için çok mantıklı bir noktaydı. Çok düşük komisyondan dolayı. Artık Borsa İstanbul'da işleme başladı arkadaşlar. Borsa İstanbul işlemini hızlıca yapabilmek için de dostlar, aşağıda açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlem komisyonu yıl sonuna kadar ücretsiz. Canlı veri bedava, hesap işletim ücreti bedava, portföy taşıma yani Virman herhangi bir aracı kurum bankadan tek tuşla portföyünü buraya taşıyabiliyorsun. Bedava, hak kullanımları rüçhen bedelli bedelsiz bedava arkadaşlar. Takas payı ve saklama ücreti yok. O da bedava dostlar. Sizleri hızlı bir şekilde, güvenilir bir şekilde Midas borsasında işlem yapmanızı tavsiye eder, öneririm. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Evet, teknik analiz tarafına baktığımız vakit dostlar, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlardan hazır bu yorumu yazmadan ben söyleyeyim. Ya bu hisse işte 6 liralardan buralara kadar gelmiş. Niye yapıyoruz? Niye oluyor? Yani demek ki var bir bildiğimiz ki yapıyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi destek direnç anlamında ortalama bazında bakarsak, bakmadan önce bir uyumsuzluk var mı? Şimdilik herhangi bir uyumsuzluğumuz yok. Baktığımız vakit destek 17.30. İkinci destek 16,5, üçüncü destek 15 ve dördüncü destek 12 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Genellikle üçüncü desteği kullanarak yoluna devam ediyor. Dip yaptığı, aşırı satış ettiği yerlerde. Orası da şu anki görünen 15-15,5 aralığı olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Dirence bakarsak, bakın şurada R2'ye takılmış. R2'yi zorluyor. Gidiyor geliyor zorluyor. İkinci de başka bir şey daha göstereceğim de. Şimdilik R2'yi kırmış kırıyor gibi durmakta, izleyeceğiz. R2'nin üstüne R3 direncimiz neymiş? 20,5 seviyesi. R4 direncimiz neymiş? 23 seviyesi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle uzaklaştırayım biraz daha. Bakın görüyor biliyor musun? Şurada bak, bir teknik bir formasyon deriz biz buna, var. Şu aşağıdan yukarı aldık mı? Bak burada sanki bir bayrak yapıyor. Şöyle düz tutalım. Alt sınırını da göstereyim ben sizlere bu arkadaşın. Şöyle. Şunu şuradan bir alalım. Bakın sanki şurada bir bayrak yapıyor. Bu bayrağı ne zaman ki yukarı kırarsa, ki 17, 18'in üstünde takılırsa, takıldığını varsayalım. 18'in üstünde tutunabildiğini varsayalım. Şuraya bir tutabilirsem. 18'in üstünde tutunduğunu varsaydığımızda arkadaşlar, zaten hedef R4'ü hedefliyor. 23'lü rakamlar. Bilginiz olsun. TUKAŞ 18'in üstünde tutunursa 23'ler hayal değil. Şimdi bir de şuradan bakalım dostlar. Al vermiş, sat vermiş. Bundan sonra bir al verme potansiyeli koruyor. Güçlü yukarı atar herhalde ki 18 dediğimiz rakamlarda o çok o. Şimdi TUKAŞ öncelikle 16 seviyesinin üstünde kaldığı sürece hedef hep yukarı. Tamam mı? Bu 16 seviyesi zamansallığa göre değişiyor. 16'nın altına da sarkıp, yani 16 ne bileyim, bir ay sonra 17 olabilir. Yani bunu Twitter'dan sorarsanız bakarız dostlar. Bilginiz olsun. 16'nın üstünde kaldığı sürece üstteki dirençleri takip edin. 16'ya kadar geri çekilmelerde bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Tabii ki YTD, bunlar benim görüşümdür.
Şimdi Fibonacci soranlarınız oluyor. Fibonacci destek dirençlere bakalım. 17.9 yani 18 seviyesi bir direnç olarak karşımızda. Kırarsa 19.2 ve 21.3 olarak dirençler var. 17.9'u kıramazsa 16.6 ve 16 seviyeleri karşımızda. Zaten 16'yı da daha demin sizlere söyledim. Bir de şuradan trendine bakalım. Al sat anlamında. Şurada bir al veriyor Tukaş. 6 Mayıs günü. Şurada bir al veriyor 4.88'de. 6 Mayıs'tan itibaren pozitif yatay. Şöyle bir atıyor kendini yatay. Atıyor yatay şeklinde gidiyor. Şurada yukarıya attı. Şu an yatay bantta. O yani dediğimiz bayrağın file şeyinde. Bayrak tarafında tam. Orayı 18'in üstüne tutunarak kırdı mı bir anda 23'lere doğru atma potansiyeli mevcut. Sonuç olarak temel analize süper dedik. 3. çeyrek bilançoyu daha güçlü bekliyoruz dedik. Teknik analizdeki ortalama desteklerini ve pivot taraftaki dirençlerini, Fibonacci tarafındaki destek dirençlerini sizlere tek tek söylemeye çalıştım. Hatta gördüğüm oradaki bayrağı da sizlere göstermeye çalıştım. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.